Nuriye Hanım. Dört ay gördüm arkanın. Dört ay senin evinde kaldım sanki. İki ay abimgilde kaldık zaten. Allah Allah. Dört ay sanki senin evinde kaldık hiç çıkmadan. İki ay kaldınız Nuriye Hanım'ın evinde. Hemen hemen iki ayda abimgilde kaldı. Ama iki aydan fazla kaldılar Seda Hanım. İki aydan fazla kaldılar. İki ay falan kalmadım ben oradayım. Haftanın üç günü ablamgildeydim. Dört günü abimgildeydim ben. Ama biz de hiç kalmadık mı? Kaldıysam bir ay önce kalmışımdır. Ulan yalan bari söyleme lan. Sen kaldın. Ne bir ay ya? Sadece gittin geldin oralara. Sen kaldın. Yalan bari söyleme ya. İki ay netle fazlasını bilmem. Kalmadım. İki ay falan kalmadım ben bizim orada. Evde. Pissin. Pissin Alanur. Hem pissin hem pasaklısın. Sen kendine bak. Sen de ne gelin olur ne eş olur. Bir eş dediğin bir evini çekip çevirecek. Sen kendine bak. Benim evimde bir şey yok. Gel de bak. Hı-hı. Meryem Hanım. Yok. Efendim Seda Hanım. Nuriye Hanım'ı duydun. Gelinini suçladı. Sen de dün kızına dedin ki... Senin dedin kahvaltını ben önüne getiriyordum. Sen nasıl ev çekip çevireceksin dedin. Evet Seda Hanım. Konuş kızımla. Doğru söyledim Seda Hanım. Her şeyini ben yapardım. Gayet de güzel çekip çeviririm ben anne. Merak etme sen. O iş bende. Vallahi işime geldiği yerde öyle bir iş yapmam ki. Tamam görürsün. Bana bak acaba yarın öbür gün bunlar Mustafa'nın ailesine gittiler ya. Orada kaldınız. Ne kadar kaldınız? İki gün. Evet Seda. İki gün. İki günde bunları o yüzden postalamış olmasınlar. Bunlar yediğini bile kaldırmıyorlar ya. Bak. Orasını bilmem alakası artık Seda Hanım. Yok. Yardım ediyordum gayet. Yapıyor muydu Mustafa? Tabii canım yardım ediyordum. Her işini ben yaparım Sümeyye'nin. Buyur. Annen yapıyormuş her şeyi Sümeyye. Tamam anne yapıyordum biliyorum. Evet, yapacak elim, olan... Elim hiçbir İşime şekilde hiçbir işe girmedi. Çok güzel ama yapıyorum. Şimdi onun zamanı değil. Şimdi benim sıramda ve ben her şeyi yapacağım. Çekip çeviririm evimi gayet. Ya orada annesinin yapıyor olması burada Sümeyye'nin yapmayacağı anlamına gelmiyor bence. Zamanında benim annem de bana hiçbir iş yaptırmadı. Niye bana bir bardak çay pişirmedin ya? Bana demiyor, sana diyor. Cevap ver annene Sümeyye. Seda Hanım, Sümeyye'ye bir şey söyleyebilir miyim ben? Tabii, dinliyorum. Sümeyye'cim bak, sen de güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Yani annen haklı olabilir gerçekten yani. Havanur'la beraber oturuyor, kalkıyorsunuz. Onunla birlikte yemek yiyorsunuz, su içiyorsunuz ya. Yani Havanur'dan biraz uzak dur kızım, gerçekten yani. Aynı o gibi millet senden uzak dursun. Millet senden uzak dursun. Gerçekten bak. Niye? Benden ne uzak duracaklar? Ben gayet saygılıydım. Kaynanama, kayınbaba. Vallahi dışarıda işime gelenlere saygılıyım. Bir sana saygısızım. Bunu da sen yaptın. Nerede saygılısın? Bunu da sen yaptın. Hiç görmedik. Şimdi sen yaptın bunu da. Ben sana. Ben bir şey yapacak yapmadım olan, ki sana. Yapacak olan her yerde yapar değil mi Seda abla? Hı. Bir yemek olsun, herkes bir kahvaltı olsun, bir iştir. Ben yaptım. Bu duruma sen getirdin beni. Sen benim dediğimi dur. Siz getirdiniz. Tamam abla. Neden acaba? Merak ettim. Bugün Nuriye Hanım. Saygısız olma. Nuriye Hanım, Havva Hanım dedi ki bu duruma beni sen getirdi. Ben herkese saygılıyım. Sen hariç dedi. Ne yaptın da böyle söylüyor sana? Ben bir şey yapmadım Seda Hanım. Siz de biliyorsunuz. Biz her zaman onun arkasında durduk, ya. Her şeyini yaptık, televizyon elimizden geleni yaptık. Onun arkasında herkes duruyor. İki gün sonra onun da ailesi piyasaya çıkacak, televizyona çıktılar baştan diye. Baştan beri daha bize anne baba bile demedi daha bir kere. Senin oğlun kaç kere söyledi benim anneme babama? Bana bazı Mesin ilhamlarda kelimeler kullanılacak, ben anne baba diyeceğim. Vallahi senin annen de yayınlarda bana söylüyordu. Annenle sen, babam annenle Murat'ı şey karşılaşmadı ki karşı karşıya gelmedi yani anne diyecek kadar. Sen de yayınlarda söylüyordun ben sana nasıl saygılı oluyorum. Ama bir de saygı bekliyorsun. Yayınlarda olamayacaksın bir de saygı bekliyorsun. Ben senin yanına vardım. Bir de saygı bekliyorsun. Doğumdan sonra bile vardım ben senin yanına. Kelime kullanmadı ki sana karşı. Ama... Bak ama senin baban, bak senin herkes. Baban diyorum. Bak. Ya benim babam bile konuştu yayında. Bir dakika, lafımı bitireyim. Ondan sonra
senin baban bizzat sen aradığın zaman anneme bir kelimeler istersen kağıt kalem sadece size yazayım Seda abla. Vallahi kelimeleri. Daha geçen gün gece gene aynı kelimeleri kullandı. Ben ağzımı kapattım, sustum. Normalde bir insan o kelimelere karşı karşılık vermeyecek. Sen yine karşılık vermedin. Siz, sen küçüksün ondan. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Vallahi zamanında annen bana dedi. Ya bu Havanur gibi karşılık verme oğlum sen. Ben anamdan... Bak annemi de geçtim. Ben babamdan ne gördüysem onu yapardım. Benim babamın önünden ekmeğini alacaklar, ağzını açıp da tek kelime etmez. Demek ki hiçbir şey görmemişsin. Benim babamdan gördüğümü, annemden gördüğümü ne, siz... Neyle ilgili hiçbir şey görmemiş? Ne gördük biz... ne? 3 yıldır buradayız, ne gördük? Bak, önce saygıdır. Aileye karşı, senin kendi ailene saygın benim yok. Benim saygı beklemeyin. Yok. Yok. Kendi ailesine de saygısı yok. Niye yokmuş? Yok. 5 tane kelime kullanırsınız, 4'ü küfür. Murat doğru söylüyor. Kendi aile içerisinde birbirlerine saygıları yok. Havanur abisine, babasına, annesine, ablasına nerede gör? Bana söylesin, ben içindeyim 3 senedir, daha bir gün olsun görmedim. Ya herkes sen söylettirme ya. İşte. Ben senin eşin isem, ben sana bir kelime... Benim babam sana bir kelime kullanabiliyor mu? Kullanmaz. Annem senin gözünle veyahut da bir yerinle dalga geçiyor mu? Etmiyor. Yaptırma. Ben senin eşinim. Bak ben senin eşinim bak. Eşinin. Kes çeneni ya. Ya kendi ailenizin içinde birbirinize saygınız yok. Sana ne bizim aileden? Siz önce bir, siz diyorum bak sen değil. Genel olarak konuşuyorum. Önce saygı çerçevesini. Sizde saygı öğrenin. Var da ne var? Var. Sizde saygı ne var? Şükür. Da ne var? Bak ne ben var? Kız kardeşlerimle konuşmasam bile ne? Kalkıp da ilhamlarda bulunmam. Kalkıp da kötü bir şey söylemem. Ben mesela bak Gizem'le konuşmuyorum. Aramıyorum ben. Aha annem şahit. Sonra abicim ben kız kardeşimle peki, konuşmuyorum. Peki ben şeyi merak ediyorum. Mustafa. Mutlaka ki ailen bağlanacak. İlla ki. Onlar bağlandığında o Sümeyye'den bize gelin olmaz. Biz onu gördük 2 gün falan böyle şeyler diyebilirler mi? Sanmıyorum. Öyle bir şeyceklerini sanmıyorum. Olabilir. Orada ne yaptığınızı bilmiyoruz. Nasıl davrandınız? Zaten kaldığımız 2 gün. O 2 günde herkes her şeyi belli ediyor biliyor musunuz? 2 gün deyip geçmeyin. Yok gayet aralarımız iyiydi yani benim annesiyle. İyiydi de niye attılar sizi dışarı? İşte hiç masrafta bulunmamak için tamamen bahane öğretmişler. Tehdit ettiler beni diyorlar. Tehdit yok ortada. Halbuki siz oradayken hemen ikiniz iş bulabilirdiniz. Hemen bir daire bulalım diyebilirdiniz. Yine buraya gelirdiniz o ayrı. E tabi. Ben niye yapmadınız? Sümeyye'yle bir kaçtıktan sonra ben yine çalışmaya devam ettim ki zaten. Bilmiyorum yani hazır olun diye. Yarın bir gün Mustafa'nın... Ailesinden birilerinden biri aradığında aynı annesi gibi Murat'ın birçok suçlamalarda bulunabilir Sümeyye'ye karşı. Evet. Sümeyye'nin annesi de söylüyor. Çayını ben veriyordum. Kahvaltısını ben veriyordum diyor. Daha küçük 18 yaşında. Ha Seda abla. Yani ben de. Havanur da öyle söylüyor. Ben diyor annemin evinden çıkana kadar ben iş yapmıyordum tam ki. Tam az önce. Giderdim abimin evine. Mesela. Ablamın evine onlar da iş yapardım. Ben annem bana iş yaptırmazdı ki. İşte onun için evlenmeniz için erken diyorlar size. Efendim Demetciğim. İş yaptırmazdı ama 4 dörtlük iş yapar mı? Sümeyye'ciğim ve Mustafa'cığım ikinize sormak istiyorum. Annen o kadar haklı ki Sümeyye. Önce Mustafa keşke bir işini kursaydın. Evini kiralasaydın. Ondan sonra içine eşyaları düzseydin. Ondan sonra yavaş yavaş her şey sırayla gidip kızı isteseydin Sümeyye'yi. Baktın vermiyorlar. Ondan sonra bu şekilde olsaydınız. Ama her şey sırayla olması gerekiyor biliyorsun değil mi? Bir de Meryem Hanım'a söylemek istiyorum buradan. Meryem Hanım çayını bile ben getiriyordum diyor ya. Burada kesinlikle çok hatalı. 18 yaşına kadar gelmiş bir kız dediğin bütün her şeyi yapması lazım. Yemeği de yapar, çayı da yapar, kahvaltıyı da. Burada annenin hatası var. Tek hatası bu bence yani. Cevap vereyim.
en başta ailelerin tanışmasına müsaade etseydi, belki evinde kendine bir saatini bize ayırsaydı, gidip bir çay içip gelseydik, belki şey olmazdı hani, düşünebilirdik. Benim ailem destek çıkmıyor, onun ailesi açık kapı bırakmıyor, bizim yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Meryem Hanım, duydun mu bunları hayatım? Evet Seda Hanım, duydum. Mustafa diyor ki benim ailem destek ya çıkmıyor. Ya dedi ya deminki hanı. Hanım dedi ya çayını, kahvesini, işte şeyini, her işini yapıyor değil de. Hangi şimdiki çocuklar kalkıp da iş yapıyor? Doğru söylüyor. Doğru. Ya Celal Bey, şimdi örnek her yerde yapılır bu. Hı. Bu mevki fark etmiyor. Biz 3. sezondur buradayız. Evet. Bizim kaldığımız otel odası mutfaklı. Mecbur çocuktan dolayı mama falan yapıyoruz, şudur. Mutfaklı olduğuna rağmen daha ben hafta sonu bir gün olsun daha onun kahvaltı hazırladığını görmedim. Buzdolabı var odamızda. Buzdolabı var. Evdeki buzdolaplarından var. Çamaşır makinesi vesaire diye hepsi var. Evet. Ya al de, ay şimdi bugün de kahvaltıyı odada yapalım de. Sabah çağır, bir çay demle. Var, hepsi var odanın içerisinde. Peki sen bunu niye söylemiyorsun karına? Zaten gece 4'te yatıp gündüz 2'de kalkıyor. Niye 4'te? Bir de kahvaltı istiyor. Sabah bir de kahvaltı istiyor. Ve o zaman 4 gün sonra ben ev tuttuğum zaman da öyle mi diyeceğim? Bir de utanmadan kahvaltı istiyor, 4'te yatıyor diye. Öyle diyecek tabii, şu andaki bulunduğunuz otel sizin eviniz aynı zamanda. Şu an her evin bak, var. Orayı ev düşün. Zaten 2'de kalkıyorsun. Ya 2'de kalkayım, 5'de kalkayım. Farz et ki ben çalışıyorum. Hafta sonu izinliyim, evdeyim ya. Öğlene kadar dinleniyorum. Mesela uzandım, oğlumla yatıyorum. He. 12'de kalktım, kahvaltı yapacağım. O saatte kahvaltı yapayım, var o kalktığım saatte yapayım. Gene mi? Bir de 12'de kalktın, kahvaltımı istiyor mu diyeceğim. Nuriye Hanım anlattı sizi. Kadın dedi ki, sofra bekliyordu öyle saatlerce. Kalkıyorlardı dedi. Kahvaltılarını ediyorlardı. Ondan sonra Havva Hanım'ın canı isterse... Yapsın, bana hazırlasın. Şurada sütlü olsa eşek olur anırırım ben. Koskoca kadın sizi... Hazırlasın, değil. Bak hazırlasın, yapsın. Heh. Bana açım, sana bu akşam yemeğin benden, kahvaltın benden. Desin eşek olur anırırım burada. Sen de demek ki hak etmiyor olarak görüyor. Pardon, bunda çıkmış. O zaman o da hiçbir şey hak etmiyor seni... o zaman. Tamam dur, yap bari ne bir severliği de kahvaltıyı. Seni... Ne dedin? Kim? Ben kızla kahvaltıyı. Çok yaptım. Ne? Gözüne dizine dursun. Nerede yaptın? Nerede yaptın? Yaptığın yeri söyle. Ben de şunu şurada yaptım de. Vallahi bunun bir açıklaması var, ben dan diye söylerim. Seni... Buna değer görmüyor. Senin hak ettiğini düşünüyor. Dese şunu şurada onu yaptım, bunu burada yaptım. Söyleyeyim. Sen hak eden bir adam olsan kalkacak sana, kahvaltını da hazırlayacak. Bunun açıklaması budur oğlum. Bitti. Sen demek ben ki bir şey derim. Hak etmiyorsun. Ben bir şey diyorum, yapmaz. Ama abisi kalk biber kızart, kalk patates kızart, çektirmez. Demek ki abisine değer veriyor, sana değer vermiyor. Onun evinde A'dan Z'ye hepsini hazırlıyor. İşte onlara değer veriyor, ya sana vermiyor. Ya bak işime geldiği yerde nasıl hazırlıyormuşum. Değer verdiğin yerde kalaydın o zaman. Gelmeyeydin. Kandırarak değer... kaçırmasaydın. Ben seni kandıramıyorum. Bak bu konuşman değişik, farklı bir yere gidiyor. Öyle ama. Hayır, bu konuşman farklı bir yere gidiyor. İnsan değer verdiğinin hani zorla ya gibi giriyor. Kandırarak zorla kaçırılmışa giriyor. Öyle. O zaman ben seni 3 senedir zorla öyle tutuyorum dedi, o zaman. Dedi zaten sen burada yokken oturdu, anlattı ağlaya ağlaya. Beni zorla kaçırdı dedi. Zorla değil, kandırarak dedim. Kandırarak. Aynı şey. Hani 3 senedir o zaman kandırarak zorla tutuyorum o zaman burada. Öyle mi? Sizinle uğraşamam. Öyle mi değil mi? Hayır. Bak ortaya bir laf atıyorsun. Ben zamanında kandırarak kaçırdın. Bak ben sana bir soru sordum. 3 senedir o zaman zorla mı tutuyorum? Zamanında kandırarak kaçırdın. Kandırarak mı tutuyorum burada? Bir şeyleri ben burada burayı söylemiyorum. Zamanında diyorum. Hayır. Farklı yansıtıyorsun.
Ha, ağlamam bana bir şey fayda ya etmiyor. Ya kes ya. Bana ağlamam falan fayda etmiyor. Neden? Ağlamam buraya dokanmıyor bile ne ben. Neden? Niye? Her zaman standart davranır. Ama eskiden üzülürdün o ağlayınca. Ne? Eskiden çok üzülüyordun onun gözündeki yaşa. Hayır ama havalara en ufak bir şey dediğin zaman yerden yere atıyordun Havva Hanım'ın gözündeki yaş için. O devir geçti. İşte ikinizden de geçti bu o kadar devir, çabuk. O devir geçti gayet. O da sana ondan kahvaltı o devir. Yala ister kalsın ister almasın ister yapsın ister yapmasın. Ne yapacağım ne sonra... hak ettin? Kaç gün çalışıp geldin de hazırlayacağım ben sana. Ya ben çalışırım. Ben giderim. Geçen sene otelde hazırladıklarım nereye gitti? Nerede hazırladın? Hazırlamadın mı? Nerede hazırladın lan? Kaç gün hazırladın lan? Her gün hazırlıyordum. Allah Allah, her gün hazırlıyordum diye. Hiç görmedim. Hiç görmedin mi? Kaç kere annengil geldi lan? Kaç kere geldi? Annem geldi de hazırladı. Ha, annem işte önceki odadakine geldi. Annemgil hazırladı. Nuriye Hanım, ben hazırladım diyor kahvaltıyı diyor. Annenlere de hazırladım diyor. Size hazırladı mı, sen mi hazırladın? Efendim Sedan. Kahvaltı mevzu yapıyoruz burada. Ben de dedim ki bir kadın... Hazırlama Seda Hanım. Hava Nur hiçbir zaman hiç görmedim. Ya ne hazırlama. Hak ettin de hazırlayacağım ya? Ne hak ettin? Ne yaptın bana? Ne zaman hazırladın? Şöyle mi daktın? Seda Hanım bak benim eşim... Ne daktın? 7 aydır hak çalışmıyor. Hak ettin mi? Adam hasta, rahatsız, çalışamıyor. E bu adama şimdi sabah kalktı mı ben kahvaltı hazırlamayacağım mı? Ama o hasta. Akşam yemeği hazırlamayacağım mı çalışmıyor diye? O başka bir şey. Senin oğlun burada... Öyle şey mi olur? Çalışmadığı için ve Havva Nur'un isteklerini yerine getirmediği için, henüz bir evleri bile olmadığı için bana göre Havva Nur böyle tepki vererek cezalandırıyor. Yani ama kendisinden oldu Seda Hanım. Hep kendisinden oldu. Kendisi Murat'ı yönetemedi, eğitemedi. Eğitilecek tövbe ya Rab. Söyleseydi koca cildi işe gir. Böyle olmaz. Tamam, kendisi hiç. Senin gözünden öyle diyor. Kendisi hiç diyor, çaba göstermedi sana Seda Hanım. Sana geldiğim güne bin pişman oldum. Vallahi Zonguldak'tan geldiğime sana güvenip de ağzından çıkan kelimeye nereden de güvendim de geldim. Gelmez olmaz olaydı. Ya sana senin geldiğin hata zaten. Allah orada canım alaydı da gelmeyeydi. Aa geldi. Senden de var. Gelmez olmaz olaydım. Vallahi inandığıma güvendiğime bin pişman. Orada düzgünce çalışayım evimi tutayım demedi. Güzel, al abim dedi kalacak yerinde burada. Hmm. Ne güzel kalıyordum orada ya. Oh mis gibi saat gece 12'de ben kalkıyordum. O zaman, 12 o zaman dedim annene benden saygı yok dedim. O zaman dedim 12, ben. 12 buçukta kalkıyordum akşam, gece. O zaman sabaha dedim kadar ben. Çalışıyordum, keyfime bakıyordum ben. Orada yatacaktın iş yerinde, bir ay çalışacaktın güzelce. Bir ay sonra da bir küçük bir ev tutacaktın. Burada eşyalar daldıracaktın. O Havva Nur gelirse evi tuttum ben, gelmezsen sen bilin diyecektin. Öyle yapacağım zaten, o eşyaları falan da getireceğim. Ama nerede? Gideceğim abi, çalışacağım ben, işime gücüme bakacağım. Yok ki. Ya. Bunlarla mı uğraşacağım hiçbir ben? Hiçbir şey yok. Bunlarla mı uğraşacağım ben ya? Ben bunlarla mı uğraşacağım Anan ben? Anan dedi onu. Tövbe tövbe. Ben adam orada hasta. Ya tamam neyse kapatın şu eski konuları ya. Kapat. Adam orada hasta, annem dersen hasta. Yazık ya yazık. Herkes hasta. Sen... Aynı şeyleri tekrarlayıp durmayın ya. Eşine bu kelimeleri kullandırtırıyor. Anan söylüyor. Hayır, anan. Kullandırtırıyorsun diyorum bak. Kullandırtırıyorsun. Meryem Hanım'ı bir göreyim, görmek istiyorum Meryem Hanım'ı. Bana çemkinme, git anana çemkin. Ya ben o değil. Ben Meryem sana Hanım. Ne diyorum? Tamam sakin ol. Meryem Hanım. Efendim Seda Hanım. Kızına diyor musun bak bak gene düğünü gör diye? Diyorum Seda Hanım vallahi. Aynı gelecekleri. Alakası bile yok. Ben onun gibi olmayacağım anne. Beni onunla bir tutma. Ya onların nikahı göreceğiz. Yapılmış, nişanı yapılmış, düğünü öyle yapılmış. De. Eşyaları var, kendileri gitmiyorlar. Bizim hiçbir şeyimiz yok, o yüzden buradayız. Aynı burada oturuyorlar işte yine. Mustafa'cığım ev yok. Havva Nur'un kaynanaya sahip. Annem Murat'ın sahip. İlla evi satın almak gerekmiyor ki. Kirada da otururuz. İlla satın mı almalı? Tamam onlar da kiralık arıyorlar. Tamam bulamıyorlar. Güya.
Bulunabilir, gayet kiralı. Kolay bulması. Bizim orada kiralar 6 bin lira, 7 bin lira. Biz durun. Kadını duyayım. Ne dedin hayatım? Bulamadılar diyorum onlar da orada otura otura kirayı, evi. Sümeyye, çok saygısızlık var. Ev tutulsa annene yakın mı istersin? Tabii ki de yaşadığım şehirde isterim. Niğde'de isterim. Meryem Hanım, baksana yakın bir yerde ev tutulsa. Nasıl tutacak? Anne, ev tutmanın neresi zor? İkimiz de işe gireceğiz zaten, çalışacağız. Yani kiralar o kadar da ne çok da pahalı yapacak? Değil. Pahalı pahalı. 10 bin lira pahalı değil mi? O kadar da değil yani. 18 bin şu an, lira. Şu an ben... Bizim orada daha atarım. Ucuz. Bizim orada 6 takla binden başlıyor fiyatlar. 5 lira falan ev bulayım takla atarım. Bak Sümeyye diyor ki bizim orada 6 bin en fazla 6 bin 7 bin. Nide daha pahalı. Nide daha pahalı. Çünkü yakın yani. Karaman'a da yakın yani. 2 saatlik mesafe. Biz bor içerisinde oturuyoruz ama. Bor'da daha şey küçük ya bor. Nide bor. İçerisine göre şeydir ama Karaman merkezde merkez en fazla olduğu için şey, en aşağı 10 bin lira. Şu an 10 bin liradan aşağı merkezde. Ev yok. O zaman neresi ucuzsa orada iş bulacaksın, oraya gideceksin. Ne dedin Meryem Hanım? Zor tutarlar evi dedirim. Nerede ev var şimdi? Bulunur. Araştırırız, gezeriz. Bakarız, bir şekilde buluruz evi. Oturduğumuz kolay yerden ev bulamayız sana. Zaten. Oturduğumuz yerden nereden ev bulacaksın? Ne? Gezeceğiz o zaman. Tabii ki de. Sabah akşam gezin ev bulmak için. Anne, evi oturarak arayacağız değiliz. Oturarak ev aranmaz. Ne? Gez de bul. Nasıl bulacaksın? Nasıl gideceksin? Bilmem. Nasıl döşeceğinizi o evi bilmem. Hallederiz. Bunlar buradan alacakları işte yatak odası, salonla tamam oldu zannediyorlar. Öyle zannediyorlar. Bitti. Hemen aldılar, bitti her şey. Kolay evlilik. Daha bir içeriye bir girsinler, evi bir döşesinler de ondan sonra göreceğim her şeyi. Biz çok mutlu olacağız anne. Ben inanıyorum. Ha, havanı orada bekleyip durur. Bu kahvaleye de gideriz de daha çok beklerim. İsteselerdi onlar da ev tutarlardı. İstemediler. Bilerek de yapmıyorlar. Daha bu kafayla gidersin, çok bekle. Havanın kaynanaya saygısı yok. Meryem Hanım bekle. Bak diyor ki... Murat'ın da ona yok. Bilerek de yapmıyorlar diyor. İstemiyorlar, yapmak istemiyorlar diyor. İsteseler evde tutarlar diyor. Yani Sümeyye benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Murat burada dedi ya, burnu sürtsün diye bekliyorum. Benim burnum sürtülmez. Peki vallahi, ne olacak böyle? Daha çok beklersin o zaman burada. Benim burnum sürtülmez. Benim de sürtülmez. Benim. Görüyoruz. Hadi gidebiliyorsan git. Görüyoruz. Gidebiliyor musun? Sen kimsin? Burada sana babam bir hafta yalvardı. Sen kimsin? Bir ayaklarına kapanmadığı kaldı. Onu da yapacaktı az daha. Hadi gel dön diye. Niye gidemedin ya? Sen kimsin? Ben kim olduğumu bildiğin için o yüzden bırakıp gidemiyorsun işte. Sen kimsin oğlum ya? Şu kapıdan çıkıp da ben Karaman'a gidiyorum. Hayırdır? Tamam rest. Sen ne halin varsa gör diye bir kelime çıkmadı ağzından. Yap. Helal olsun diyeceğim ben. Havalır tamam sözünün adamıymış diyeceğim ben. Koydu gitti. Tamam yap, helal olsun diyeceğim bak. Sözünün adamısın diyeceğim. Çünkü yapamam. Hayırdır? Neyin var? Neyine güveniyorsun? Benim mi? Kendime. Neyine güveniyorsun? Çünkü kendime. Ev yok, iş yok, arabası yok, bir şey yok. Kendime güveniyorum. Hayır. Altın yok, bir şey yok. Neyin var? Kendime güveniyorum. Kendime. Kendine fazla senin, güvenme. Senin benim bırakamayacağına adım gibi tüm Türkiye biliyor. Türkiye'ye geç, dünya da biliyor. Tamam, Murat kabul. Diyor ki Havva Nur, sen beni bırakamazsın. Yalvartırım. Karaman'a geç, Türkiye'ye geç, dünya bak, dünya. Bak dünya biliyor. Senin bu stüdyodan, şuradan, şu kırmızı koltuktan kalkıp, şu kapıdan çıkıp Karaman yoluna düşeceğin kimse inanmaz.
Seni burada şey gibi yalvardım. Bak anket yapalım bak. Türkiye'ye yani anket yapalım. Havanur Murat'ı bırakabilir mi bırakamaz mı diye. Görme. Bak, benim peşimde kimler gezdi? Bak, %99.9 Benim peşimden kimler koştu? Havanur sen onu yalvartıyordun da orayı kaçırdın bence. Benim peşimden kimler koştu? Onlara bile yalvarmadım ben. Sen kimsin? Şimdi nereye gidiyorsun? Buradan sen kalktın ama. Buradan kalktın, nereye gidiyorsun? En fazla gideceksin, şu kuşuya oturacaksın işte, oradan bana konuşacaksın. Karaman yolunu geç, unut. Yemin et, şey sinirim bozuldu. Gidemez mi? Gidemez. Niye? Vallahi de gidemez, billahi. Vallahi gidemez. Yemin güzel, ediyorum gidemez. Güzel cilveler bunlar. Ama anket yapalım bak, anket. Alta da yazalım. Havanur Karaman'a gidebilir mi, gidemez mi? Hadi yaz. Vallahi gidemez. Hayır, anket, böyle, bak anketin görüyor? Yüzdelerini de söyleyeyim. %2'ye gider, %98'e gidemez. Hadi, ah, aha, gidemez. Anketi başlatın. Ayakkabın ha, nerede? Ayakkabı mı vereyim al, al aşkım al. Gel, hayır hayır hayır. Tamam otur, tamam ayakkabı yerin olsun. Ya git şuradan. Bak anket. Kafanla parçalarım vallahi ayakkabıyı. Hatta bir de bana bir kahve yap gel. Gidemeyeceğin şerefine bir kahve. Ne yapıyorsun Ayşe? İyiyim ablamla şükür. Sen nasılsın? Makyaj yapmışsın böyle bir değişik. Yanakların al al olmuş. Allah razı olsun abla. Hepinizin kendi iyiliği güzelliği. Ne bekliyorsun orada? Vallahi gizemli aşkımı bekliyorum artık. Gelirse. Gizemli aşkımı mı? Gizemli Konya'lı aşkımı bekliyorum. Şuraya kalk, şuraya gel. Çocuk önünde görünüyor. Ali. Onun da mı adı Ali? Sen de mi Ali? Aman çık oradan gel. Yok abla önemli değil. Böyle rahatım fark etmez abla. Hayır resme giriyor da Ali. Bu da benim Ali abla. O da onun Ali'si. Aynen. Allah inşallah tez zamanda sana bir Ali daha. Amin inşallah. Belki de Ali gelir. Bilmiyorum inşallah kader kısmet. Yok Ali'den ümidini kestin canım. Bitti o defter kapandı. Yastık değişir ama kader değişmez. Bunu kabul ettik ya. Kurban olduğum ya Rabbim bunu duyacak mıydık? Yastık değişecek yani. Hani o bir yastıkta kocayın. Hı-hı. Yok aynen. Başka bir yastık alacağız aynen. Sana artık. Kabullendim artık. Ben alırım sana bir yeni bir yastık. Ayşe'me bak Allah ya. Allah razı olsun abla bütün ekipten sen orada bekliyor. Sayenizde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yuvam olacak inşallah. Çocuklarımı hani güzel bir şekilde büyüteceğim. Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Peki. Aykut ve Nazar bunlara ne oldu? Bugün ne oldu bu stüdyoda? Küsen küsene ne oldu? Mevzular abla. Ne oldu Nazar? Bir şey olmadı. Olması gereken oldu galiba. Dün Nazar en son stüdyoyu terk etti, çıktı. Bugün yayına girdiğinde ayrı ayrı yerler durdu. Hani o eli bırakmayacaktık kız sen? Demedi mi burada iddialı iddialı konuşmadı mı? Aykut'un babası Sinan Bey de burada. Sinan Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin inşallah. Amin cümlemize. Şimdi burada Nazar değil miydi o eli tutup? Bakın. Evet. Sultan'a atarlanan. Sinan Bey'e gider yapan. Herkesi atarlanan, babasına da Hasan Bey'e de gider yapan, ben bu eli bırakmayacağım diyen Nazar'ıma ne oldu benim? Üzdüler mi annem seni? Her zamanki gibi yine tek kaldım. Olması gereken bu zaten. Ben biliyorum her zamanki gibi tek kaldım. Bir şey olmadı. Ben sonumu biliyordum zaten. Ben bir yola gidiyorsam, sonumu bilsem de yürürüm o yolu. Yine aynı şeyi yaptım, sonumu bile bile yürüdüm o yolu. Bir şey olmadı yani, olması gereken oldu. Yol mu bitti, ne oldu? Yolun sonuna mı geldik? Ne olmasını istiyorsun annem sen? Arkamda durup babasından bir genç kızın nasıl isteği varsa düğünüdür, altınıdır, takısıdır. Hani onlarda gözüm yok ama
olması gereken şeyleri söylemesini istiyorum. Bunlar ama burada kendini yırtan, parçalayan, her şeyi yapan bir tek benim. Burada bir tek kim savaşıyor Sinan Bey'le? Bir tek ben savaşıyorum. Babamla kim savaşıyor? Ben savaşıyorum. Ablamla kim savaşıyor? Ben savaşıyorum. Abla, ben herkes için her şeyimi ortaya koyuyorum. Herkesi savunuyorum. Sonuna kadar gidiyorum ne olursa olsun. Bu karşımdaki benim düşmanım da olsa sonuna kadar gidiyorum. Ama kimse benim için kendini öne atmıyor. Ben bunu biliyorum ya. Siz görmeseniz de ben görüyorum yani. Yani bu dediklerim yapılsaydı benim babam yumuşardı diyor musun? Evet, dediklerim yapılsaydı babam yumuşardı. Sinan Bey seni suçluyor ve Aykut'u suçluyor şu an. Diyor ki burada kendini paralayan benim, olması gerekeni yapsalardı, beni işte gelinliğimi giydirselerdi, babamdan gidip isteselerdi, takılarımı taksalardı bu iş böyle olmazdı diyor. Sence de öyle mi? Olması gereken yapıldı işte abla. Olması gereken böyle olacaktı. Babasının istediği de oydu, benim istediğim de. Ne güzel şeyler istiyorsun değil mi baba? Güzel, çirkin. Yani diyor ya, sonu böyle olacaktı, oldu olması gereken. Evet, sonu öyle olacak onun için. Sizin yüzünüzden oldu vallahi. Niye bizim yüzümüzden oluyormuş? Sizin yüzünüzden. Bizim yüzümüzden. Üçünüz bir araya geldiniz. İki baba, bir eşin. Yani yuvamızı yıkma yolunda ilerliyorsunuz. Bravo. Yıkma yolunda. Güzel. Adamın karısı da yok evde. Evet. Döndü mü Sultan? Şimdi görüyorsa gelir o. Koşa koşa gelir. Bizi böyle gördüyse mi? Koşarak gelir. Aynen. Gelecek tabii benim. Bizimki gelecek. Sizde yok. İyi gelsin de mutlu mesut olun inşallah, iyi mi? Amin. Hı. Amin. Amaçları buydu diyorsun he? Amaçları buydu zaten abla. Aylardır, yıllardır amaçları buydu. Sonunda başardınız. Allah sonunuzu hayır eylesin. Amaçları bu muydu? Evet. Şükran. Aykut'cum, sen Nazar'ı seviyorsun. Nazar da seni seviyor. Şu anda belki bir kırgınlığınız var ama ben sizin ayrılacağınızı düşünmüyorum. Vallahi abla ben ayrılmam zaten. Ayrılmaz o. Mümkün o değil. O karısını bırakmaz. Karısı kızgın, küstü, gitti. Ben bırakmam. Şu an için öyle. Şu an için öyle görüyorum. O da arayı yumuşatır, Aykut yapar onu, başarır bir şekilde. Yine birlikte devam edersiniz yolunuza siz. Demet. Allah'ın izniyle. Nazar'cığım, ben sana bir şey sormak istiyorum da. Şimdi sen Sinan Bey sizden tarafa şu anda. Onun istediği sadece biraz senden saygı. Birazcık saygılı olsan. Aslında ablan ve eniştene düzgün bir şekilde, ya da pardon babana. Yani düzgün saygın bir şekilde davranıp konuşsanız, barışsanız. Babanın yanına gidecek kişi zaten dördünüz olacaksınız. Babamın yanına ben gitmeyeceğim. Aykut babasını alsın, gitsinler babamı ikna etsin. Babamı ikna edecek kişi ben değilim. Ben uğraşamam. Tutsun babasının elinden, hafta sonu gitsinler babamı ikna etsinler. Ben gitmem. Ben yapmam onu. Vallahi ben giderim. Vallahi ben de gitmem o zaman. Vallahi ben giderim. O adamın elini öperim. El öpmeyle ağız kirlenmez. Aferin. Ben de el öpmeye gittim de benim de her şey kirlendi. Sen yüreğine güveniyorsan gideriz. Ne, hangi yüreğine diyorsun? Ben yüreğime güveniyorum. Sen baştan yapacaksın. Benle birlikte o adamın karşısına çıkmaya gücün yetiyorsa, yüreğin yetiyorsa gideriz. Adam kızını istiyor, seni değil. Tamam, kızı burada sen kalacak. Sen biz gideceğiz. Seni istemiyor. İsteyecek, mecbur isteyecek. Birinci de istemez, ikinci de ister. İki de olmaz, üç de ister. En azından bir denemiş. Ben pes etmem. Denedim abla, ben kendi adıma gitmedim ki, onların adına gittim ben. Sen ama bir kere gittin, adam istemiyor dedin, geldin burada yine bizim karşımıza geçtin baba. Ne yapacağım? Meşturmadan oraya çarşamba yolu mu yapacağım? Hayır. Ne olacak? Yap. Ne olacak? Ne olacak yani? Niye bu kadar baba suçlu oluyor onu anlamıyorum size. Ya neden baba zaten kimi suçlayayım ben? Başka kimim var benim ya? Ya oğlum, kaçırıp gelirken beraber el ele tutuşup geldiğinizde bunda babalar iyiydi de şimdi onun babası bana böyle yaptığı için hem ben kurtuluyum, yine ben kurtuluyum. Gidin ben de adamı ikna edin diyorum. Ben de gereken neyse yapayım diyorum. İkna, benim o kadar ikna kabiliyetim yok. Ben sinirli adamım biriyim. Kaldırır bir şey söylerim, ben adamla karşı karşıya gelirim. Ya madem tamam, ben yanında olacağım gidin diyorum. İlla sen kötü oldun diye ben de mi kötü olacağım? Sen yanında arayı bulmaya çalışacağız ya. Adam, bir kere olsun şu 31 yıllık hayatımda yanımda ol bir kere ya. Yeter ya. Bir kere olsun yanımda ol ya. Ben hep senin yanındaydım da sen benim yanında değildin. Ya yanımdasın da ben niye göremiyorum baba? Demek ki kendini göstermiyorsun. Ya 31 yıldır ben neredeydim oğlum? Yurt dışında mıydım? Yanındaydım. Sen onu çektikten sonra yanımda ol, yanımda ol. Bitti yani, yanımda ol.
Ben yanım... kimin yanındayım? Ben size diyorum ki gidin adamı ikna edin. Üstüme düşen neyse yapayım diyorum. Adam ikna ettikten sonra üstüne ne düşecek ki senin? Başka bir şey düşmüyor ki üstüne. Nazar diyor ki ben gidemem diyor. Nazar korktuğu için gidemiyor. Ne korkuyor tabii. Evet, geri bırakmayacak ki. İşte korkmuyorum. Benim kimseden korkum yok. İstesem yaparım ama yapmayacağım. Azıcık da ben sizi göreyim. Hadi bakalım. Vallahi benim için çok hoş yani. Yapmasan baba mecbur yani. Gideceğiz o eve. Ben gitmem oğlum. Bak ben eşimle kötü yeter. Olmak tamam, istemiyorum. Yuvam gittim. Yıkılsın istemiyorum. Ben bir sefer gittim yeter. O adamı ben affedecek bir şey yok. Siz kendiniz affettireceksiniz. Benim de affedilmeyecek bir şeyim yok. O zaman gidin affettirin karıyı. Kızını kaçırdım da aç bırakmadım, açık bırakmadım. Bir şeye muhtaç etmedim. Kızını rezil etmedim. Ne yani? Bilmiyorum ama soracaksınız. Adama bir yanlışım yok. Tek yanlışım parasız olmam. Başka bir şey değil yani. Kızını rezil etmedin. Burada beni rezil ettin. Bu başka yanlış değil yok. Ya. Yanlış, yanlış değil abla. Ne münasebet. Sen çalışkan çocuksun. Çok şükür abla. Nazar da çalışıyor. Yemin ederim 17 yaşından beri bir kere işsiz kalmadım. Abla çalışkanlar ya. Tamam da yanımda ya. Durun diyorlar da bana da. İkisi beraber 2 sene oldu çalıştılar ikisi beraber. Evet. Ne yapmışlar? Hani ne tükürdün ki elime ne süreyim yüzünüze yani. İkisi de hiç hepsini benden istiyorlar. Biraz da siz bana şey yapın da. Senden ne istedim ben? Ne istedim senden ben? Ne istiyorsunuz? Ya istedi diyorsun ya ne istedim ben senden? Ev mi istedim, araba mı istedim, altın mı istedim, şey mi istedim? Bir düğünümü yapacağım işte, diye. Yıllar önce söz verdin. O kadar eline para saydık söz verdin. Düğününü yapacağız. Şey. Hani nerede düğün? Benim elime para saydınız. Saymadın mı baba? Helal olsun vallahi bir şey. O rahmetli babaannemin eline de çalıştım parayı verdim. Altın yaptı kenara koydu. Rahmetli olunca nereye gitti o altınlar? Ben ne bileyim ben tabuda kilitli almaz mı ya? Morktan alan benim. Morktan alan benim onu. Sen babaannene neye girdi şimdi bu şeye kim? Yok benim birikimim nerede diyorum sana. Benim birikimim babaanneye nerede? Babaanneye verdin diyorsun işte oğlum. Ben ne bileyim ben de bilmiyorum. Ben biliyor muyum? Ha, kuş oldu uçtu benim birikimler. Askerden geldiğim zaman da çalıştım eline verdim. Bir kere cebime telefon aldım diye sen dedin ki geldin geleli para vermiyorsun dedin çıktın işin evet, içinde. Vermiyordun evet. Veriyor muydun? Veriyordum tabii baba fabrikada çalışırken getirip sen bana verecektin muydun? Hesabını soracaktın. Bana vermediğin bir şeyin hesabını soramazsın. Baba bırak Allah'ını seversen ya. Senin sonun öyle sen bekle. Ali seninle asla olmadı olmuyor. Zeynep Hanım. Olacak bekle. Efendim. Ayşe dedi ki Ali şu anda annesinin yanında dedi. Şu an Ali yanında mı? Ali biz Asya'ya geldik Seda Hanım Asya'ya giriyoruz. Bak oradaymış hala. Senin dediğin doğru ha, çıktı. Doğru abla evli nasıl miydi? Da biliyorsun orada olduğunu sen? Sosyal medyadan biliyorum abla. Asya'da ondan şikayet ettiğim yerim. Avukatlar çağırdı ona geldim. Ben onu hapise attıracağım. Merak etmesin beklesin orada. Bekle Zeynep Hanım. Beklesin, dün beklesin. Beni karakoldan aradılar. Sen bana ha, şiddet uygulamıştın. Savcı eşliğinde ben rapor almaya gideceğim hastaneden. İspatlayabilirim. Var ispatla. Ben işte geldim imza atacağım seni hapise attıracağım merak etme. Ben seni attıracağım bekle savcı eşliğiyle benimle rapor istediler şiddet uyguladığına dair. Ayşe kız demin sen Ali'yi çağırıyordun şimdi annesiyle kavga ediyorsun. Abla dün beni karakoldan aradılar. Aradı tamam seni ne aradı çocuğu velayeti bir davasından vazgeçsin dedi sen de vermem demişsin. Ben de mahkemeye sunuyorum merak etme imza atmaya geldik buraya. Ayşe kadınla niye kavga ediyorsun? Demin sen Ali'ye çağrıda bulunmadın mı yahu? Vallahi gelsin Seda Hanım asla Ali ona gelmez. Gelecek. Bekle biz... çok beklesin sen. Sen öyle bir şok olacaksın ki görecek gününü sen. Zeynep Hanım yine niye davalık oldunuz sus sen? Seda Hanım o beni eve baskın geldiğimde geldiler ara bulucular katıldı. Ben de velayeti versin vazgeçeceğim dedim vermemiş. Heh. Ben de mahkeme veriyorum hapse attıracağım onu. Abla beni de dün karakoldan aradılar. İşte ben ondan şiddet aradılar. Ondan değil. Şiddet uyguladığına dair yazır karakolundan aradılar Konya'da. Hmm. Diye birisi aradı ulaştı bana. Dedi ki kamera kayıtları vardı zaten şiddet uygulana dair. Savcı demiş hastane raporu istediler benden. Yani şiddet uyguladığına dair o raporu almamı istemiş savcı. Eski olayla ilgili mi? Aynen abla önceki ama tamam. Savcı istemiş. Çünkü savcı istediğine göre Zeynep Hanım hapishaneye girecek. Ben değil kendi girecek. Vallahi göreceğiz bakalım be. Ben seni rahatsız etmedim. Sen beni rahatsız ettin. Sen benim kapıma baskın geldin. Ben senin kapıma baskın gelmedim. Ama şiddet uyguladın. Savcı ben çağırdı beni. Bekle sen. Savcıyla kendim de görüşeceğim. Şahitin var mı?
Şahidim var senin. Senin komşuların var. Ayrıca savcı çağırdı diyorum. Savcıyla görüşeceğim. Bekle sen bekle. Bekle bakalım. Yarın olacak göreceğiz. Bana bağlattıracağım. Bekle sen. Yalanını nasıl ortaya çıkarıyorum? Bekle. Kız sen Ali'ye çağrıda bulunup kaynananla, eski kaynananla niye kavga ediyorsun? Ama şu an beni yalana çıkarttın. Ya ne derse desin biz sana ne öğrettik yahu. Aaa. Bari Hüseyin'i çağıraydın buraya. Ali'yi niye çağırdın sen? Yok abla Ali'yi mi çağırdın? Ali istiyorum ben buraya. Ali'yi mi istiyorsun? Aynen çünkü ne benim mutluluğuma engel oldu oğlu. Niye böyle davranıyorsun annesine? Çünkü benim mutluluğuma Ali engel olduğu için o yüzden öyle davranıyorum. Niye kimsenin mutluluğuna engel olmuyor da seninki ne oluyor? Sen bu kadınla niye rakibin mi senin bu? Sen niye ne istiyorsun? Kadından ne istiyorsun? Şu an hepimizi yalancı çıkardığı için abla aramadı Ali dedi. Yalan söylüyorsan yalanlarını söylüyor. Söyle biz de senin yalanlarını yakalıyoruz. Evet burada yalan söyledim de bari. Biraz dürüst ol. Şimdi saat önce yalvardın Ali gel beni kıskanıyor sevdiğinden böyle yaptı beni ayırdı dedin. Annesi bağlandı kavga ettin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Ne yaptın şimdi sen? Yanındaysa Ali. Ali şu an yanında ama dışarıdadır duymamıştır. Duyuyor bunları anlatacak annesi de anlatacak. Bundan bir şey olmaz gene bana ağzına geleni söyledi diyecek. Yani sen diyorsun ki çöpsüz üzüm olsun. Anasını, babasını, herkesi reddetsin, gelsin. Öyle mi istiyorsun Ayşe? Zamanla bırakacağız abla. Yani ilerleyen zamanlarda Alice'le barışırız. Hani şimdilik şu an sizsin yuvamız için. Çünkü benim mutluluğumu kıskanan insan siler bence. Yok diyor annesi, aramadı diyor Hüseyin'i diyor. O zaman annesiyle de oynuyor bizimle oynadığı gibi. Ha, annesine yalan mı söylüyor? Aynen annesine yalan söylüyor. Çünkü beni sevdiğini burada söyleyemediği için o yüzden annesine yalan söylüyor. Vallahi Hüseyin de bizi bence. İzliyorsa, annesiyle de oynuyor. Hüseyin kardeşim izliyorsan ya da sana söyledilerse bağlan. Ali seni aradı mı aramadı mı? Tek kelime bunu söylesen bile yeter. Abla aradı ya da aramadı bunu bile söylesen bize yeter. Çünkü şu an Ayşe yalancı pozisyonuna düştü. Ama Ayşe yeminler ediyor ki Hüseyin'i aramış. Mutluluklar dilemenin haricinde ne konuştu? Aynen. Ali de bağlanıp ben diledim mutluluklar ya da dilemedim diyebilir. Desin ya da diledim evet çok şükür kurtuluyorum anlamında diledim diyebilir. Ne var bunda canım? Belki benim dediğim de çıkıyor olabilir. Ali yine zorla da tutuluyor olabilir. Çünkü telefonlara da bağlanmıyor. Hani şu an bile sesini duyamadık. Bilmiyorum yani şüpheleniyorum yine. Ya sen Ali nereye gitse hangi çünkü, kadınla tanışsa çünkü, zorla tutuluyor diyorsun çünkü ya. Çünkü durup dururken abla durumu adamı iyi yaptın 9 hani, yaşında çocuk aklı başında iyi, bir adam. Durumu iyi olan bir bayan çalışan bir bayan çulsuz parasız pulsuz Ali'ye ne yapsın yanında? Kim olsa şüphelenir ama niye şimdi, yanında Ali'yi tutsun? Şimdi bu adamı yerlere göklere bir bakıyorsun sığdıramıyor bir bakıyorsun yerin dibine gömüyor. Ayşe ne yapıyorsun sen? Abla yani kim olsa şüphelenir. Akıl sınırlarımı zorluyorsun ya. Abla ne zamandan beri telefonlara cevap vermiyor, bağlanmıyor. Abla ben yine hala hayatından endişe ediyorum şu an. Ya annesinin yanında adam burada diyor adliyede işimiz var diyor kadın duymadı mı? Hayatından endişe ediyorum diyorsun. Kadını dinlemiyorsun ki. Annesinin yanından gidince yine zor duruma düşecek ben biliyorum. Bir şeyler var işin içinde. Efendim Semra. Ben Ayşe'ye söylüyorum. Ayşe'cim şimdi Ali tekrar sizi geri istiyor. Hı hı, yanındaki bayan var diyorsunuz. Bence onunla evlenmedi. Rahat aynen. Ol. Eğer çünkü evlenmiş olsaydı Hüseyin Bey'i arayıp da Ayşe'den uzak dur diye uyarmazdı. Bir de annesi dedi ki sosyal medyada düğün ilerleyen zamanlarda dedi. Ayrıca nikah cüzdanı yok ortada. Sana ne ya? Sen işine bak. Şimdi biraz önce Zeynep Hanım'a davranışı normal miydi? Efendim Ayşe. Belki de o kadını yanından zor durumda kurtulmak için, kaçmak için benim mutluluğumu kıskandı. Ayşe, beni kıskandığı için öyle arada Ayşe, konuştu. Ayşe bizi olabilir. Çıldırtma. Bak ne güzel Ali aramış Hüseyin'i. Aynen. Belki gerçekten
sana geri dönmek için aradı. Şifre olabilir senin dediğin gibi. Ama sus. Zeynep Hanım'a cevap verme. Ben birazcık şüpheliyim. Ali aramış olabilir Seda Hanım. Eğer aramadıysa niye çıkıp canlı yayına demiyor aramadım, hayır, yalan. Söyler çünkü Ali'nin karakterini biliyoruz. Aradım, aramadım. İşte zor durumda o kadından kurtulmak için hem de beni kıskandığı için, beni sevdiği için kendini naza çekiyor, o yüzden aradı ulaştı. Ali en aramamış öyle olsa canlı yayına bağlanıp size söyler. Çünkü siz de diyorsunuz, aynen, biz evet de duyduk eminiz aradığını. Evet. Eğer yani Ali aradıysa Ali de Ayşe ile oynamasın. Demek ki Ali dönem dönem Ayşe'ye Ayşe'nin şifre dediği gibi ışık yakıyor. Yani bir şey veriyor Ayşe'ye. Ayşe de Alim de Alim burada oturuyor. Ali eğer aradıysa yanlış yapmış. Bak nasıl gevrek gevrek gülüyor bak. Efendim Şadıman. Senin gördüğün adam buydu Hüseyin. Evet. Seda Hanımcığım, benim gördüğüm beyefendi bu, tamam. Fakat Ayşe'ye sorar mısınız? Adamla neden münakaşa etti de ayrıldılar da adam onu engelledi? Hüseyin'le mi? Evet. Münakaşa mı etti bu? Evet. Aşağıda bana bak, ben programı sunuyorum, benden daha çok şey biliyor. Evet. Ali Bey'in bunda hiç suçu yok. Ali Bey bu Ayşe'yi aramadı, çok eminim. Ben Zeynep Hanım'la da konuşuyorum zaman zaman. Ayşe münakaşa ettikten sonra beyefendi kızıp Ayşe'yi engelledi. Ne yaptı bu? Ne demiş? Onun yalan. Onu bilemem ne yaptı. Yok. Onu. Ali aradı abla, ben biliyorum, Ali aradı. Aa, ben böyle bir şey duymadım Ali hayatımda. Ayşe sen var ya, kaba kitaba sığmaz bir insan. Yok abla, Ali annesiyle de oyun oynuyor, bizle de hepimizle dalga geçiyor Ayşe. Ali hepimize dalga geçiyor. Ayşe, adam bu Hüseyin Bey seni çok seviyordu. Neden engelledi? Onu Ali aradığı için engelledi. Ali aradı. Neden? Ali aradı. Ayşe sen var ya, böyle kendini rahatlatıyorsun galiba. Hala sözümün arkasındayım. Seda Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Bu ikisinin arasında olan münakaşadan dolayı engeli yemiş durumdadır. Ha. Ve beyefendi de herkese söylüyor. Bu Ankaralı bir bayan da benimle konuştu. Ya. Beyefendi ben yani çok sevmedim. Ama beni çok mesajlarda, konuşmalarda etkiledi diyor. Onun için beraber olduk diyor. Ama diyor asla benim için Ayşe şimdi bitmiştir diyor. Yok bu, yok Ali aradı. Hüseyin mi diyor? Yalan. Şadıman yalan söylemez canım. O da aldı. Yok hayır, Şadıman abla yanlış anlama, sen hani yalan söylemezsin. Ben daha bunamadım ama kızım, Ali ben aradı. Bunamadım. Yok estağfurullah, Ali aradı. Ali aradı. Yalan Seda Hanım. Ali'yi kullanıyor, Ali'yi. Aa. Evet. Ali'yi kullanmıyorum. Ali bağlanır söyler. Konuşsa da konuşmasa da konuştum. Şu yüzden konuşmadım. Söyle. Alakam yok der. Ali aradı. Belki de aramıştır ya. Aradı. Çok şükür kurtuldu. Bir emin olayım acaba. Devam edecek mi diye aramış olabilir. İnşallah demiştir. Hadi kardeşim, ne gerekiyorsa ben de yapayım demiştir. Yok abla, aradı. Olabilir. Bence öyle değil abla. Olabilir yani. Zeynep Hanım. Efendim Seda Hanım. Hayatım, şu konuda seninle hemfikirim. Bu düzelmez. Bu düzelmez Seda Hanım. Asla benim oğlum aramadı. Bak oynuyor. Gerçek. Oğlun arasın aramasın benim sorunum o değil. Sadece evet. Ali'nin karakterini ben biliyorum. Aramışsa evet. Da abla aradım. Böyle hayır, böyle Seda. Mutlu olsun diye. Aramadım hayır, da. Hayır Seda Hanım, asla aramadı. Aramadıysa da aramadım diye. Bizi o yalan söylüyor işte, aradı. Oynuyor. Fakat oynuyor Seda Hanım. Şu konuda onun değişmez. Onun sesini duymak için size mana yalan söylüyor Seda Hanım. Vallahi Ali'nin sesini duymak için yalan söylüyor. Bir dakika dur. Ha. Ne oldu Demet? Zeynep Hanım panik yaptı mı dedin? Ne dedin sen? Hayır panik yapmadım. Niye panik yapacağım ya? Ben Zeynep Hanım'a inanıyorum ya. Ayşe kendi kafasına senaryolar çizdi. Yani gerçekten evet. Ali diye bağımlılık yaptığı için bizi de hepimizi de burada gerçekten kandırdı aradı. Yani. Aradı. Ben biliyorum aradı. Ali annesiyle de oyun oynuyor şu an. Evet. Yani bağlantıda aramadı çünkü ben biliyorum. Ama o sen... Ali'nin sesini duymak istiyor ama ona duyurmayacağım o sesini. Zeynep Hanım. Evet. Sen hep diyordun ya Ayşe evet. Değişmez. Evet değişmez Seda. Özellikle sana karşı asla değişmeyeceğini bugün bir kere daha gösterdi. Tamam bir dakika Seda. Değişmez. Alo. Alo. Günaydın Seda abla. Alo de. Abla ben onunla konuşmayacağım abla bak. Benim Ali onunla işim yok abla. Abla beni bir daha rahatsız etmesin bak. Beni kimse tutmuyor.
Tamam mı? İyi, herkes şey böyle yapıp duruyor. Benim onunla işim yok. Ben Hüseyin'i aramadım. Aramam da. Onun numarası yok bende. Yalan söylüyorsun. Olsun. Yok abla. Ali sen Hüseyin'i kesinlikle aramadın mı? Hayır abla. Ben iki çocuğumu yemin ettirmeyin bana. Allah korusun. Yemin etme. Bak dedim. Aramadım. Bilmiyorum abla. Numarası falan yok bende. Sen kendi kafasından uyduruyor abla. Aramış abla. Yalan söylüyor. Ayrıca sen evlenmedin. Evlensen müstakbel eşin nerede? Parasını yedin, zengin ya, alacağını aldın kadından. Tamam, Konya'ya. Ya sana ne kızım, sana ne? Ben çocuklarım için geldim buraya. Çocuklarım için, hasta çocuklarım için geldim. Geri gideceğim mi? Bekle sen onu da yıl. Bekle. Güzel konuş. Ya niye bekleyecek? Ma beni sinirlendirme. Ha, beni sinirlendirme orada. Kıskanıyorsun beni işte. Sen engel oldun. Ben seni burada kıskanacağım oğlum. Üzüldün mü? Karadır şu bahtım kara. Sözüm kar etmiyor yara. Yüreğimi yaktın ara. Eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim. Kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum, kendim ettim. Kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah. Kendim buldum, gül gibi sararım.
kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim. Resleşti burada. Nuriye Hanım Havva Nur'la resleşti. Murat Havva Nur'la resleşti. Havva Nur hem Nuriye Hanım'la hem Murat'la resleşti. Sümeyye annesine dil döktü. Mustafa da dil döktü. Ama Sümeyye'nin annesi Meryem Hanım asla geri adım atmadı. 4,5 ile Niğde'ye Sümeyye'nin annesi Meryem Hanım'a bağlanıyoruz. Meryem Hanımcığım. Efendim Seda Hanımcığım. Merhaba hayatım, nasılsın? İyiyim Seda Hanım, siz nasılsınız? Allah razı olsun, Allah iyilik versin inşallah. Şimdi kızın dedi ki, biz kimse gibi olmayacağız. Biz mutlu olacağız anne dedi. Ama bu sözler seni tatmin etmedi. Ne istiyorsun etmedi hayatım? Etmedi Seda Hanım. Peki ne olması lazım? Mustafa'dan ve Sümeyye'den istediğin nedir? Ne yapmaları lazım bu çocukların? Ben Mustafa'dan şey istiyorum Seda Hanım. Kızımı getirsin. Heh. Eşini bulsun. Evini, eşyasını alsın. Gelsin kızımı istesin. Anne gelip ne yapacağım ben orada? Siz de şahit olun. Anne gelmeyeceğim ki. Gelmeyeceğim. Gelmek istemiyorum. Neden? Orada ne yapacaksın ya? İstemiyorum. Diyor ki orada ne yapacaksın diyor. Bak yine düğününü... Sevdiğim adamın yanındayım ben. Şimdi gitmek nikahını... istemiyorum ama. Bak nişanını, nikahını, düğününü... Tamam yine sevdiğin yanında olacağım. Ya vermezseniz yine? Ya dönersiniz geleceğim sözünüzde. Benim yanımda da oturacaksın. Mustafa gidecek, işini yaparlarsa, bulacak. Dönerlerse. Eşyasını alacak. Bir dakika ben... Evini tutacak. Meryem Hanım dur beni dinle. Sümeyye, senin annen baban seni dövmez. Yok hayır dövme değil. Heh. Hani ya vermezlerse beni. Niye vermesinler artık Mustafa'yla? Duyuldun, ilan ettin. Ben de diyorum ki annen doğru söylüyor. Mustafa seni götürür annene bırakır, evi tutar. Biz zaten burada nişan, kına, nikah, düğün hepsini Allah'ın izniyle yaparız. Eşyanın da bir parçasını veriyoruz. Gerisini de diyor yapsın diyor annen. İşini de bulsun diyor, işe girsin. Gitmek istemiyorum ben. Konuş kızınla hayatım. İstemiyormuş gelmek. Orada oturacaksın Sümeyye. Kaç sene oturacaksın orada? Anne ne kaç sene oturayım ya? Yok 5 yıl oturacağım burada. He aynen. Ben teklifimi diyorum işte. Gelip ne yapacağım ki ben orada? Hadi geldim diyeceğim. Kızım önce olacak? Bir geleceksin. Oturacak, konuşacak. Mustafa da gidip işini bulacak. Tamam Mustafa'yla birlikte geliriz kabul ediyorsanız. İkna ederiz sizi. Düşünmem lazım. O zaman düşünmem tek gelmem. Lazım. Önce eşini bulacak Mustafa. Mustafa ile ikimizi kabul ediyorsanız geliriz. İşini, evini, eşyalarını, ondan sonra bilezik. Tek gelmem. Niye benim hakkım yok mu hiçbir şeye? Seni burada telli duvandan çıkartmaya hakkım tamam yok mu? Tamam anne ben de istiyorum öyle bir şey zaten. Benim de en büyük hakkım zaten. Ne yapacaksın ya? Gel teklif diyorsun ya dünden arkamda dur diye duruyorum ya. Tamam ben de diyorum ki Mustafa ile birlikte gelirsem okeyim. Tek başıma gelmem. Meryem Hanım. Önce Mustafa iş bulacak. Meryem Hanım bekle hayatım. Havva Efendim Nur. Seda Hanım. Havva Nur tam da sen Sümeyye'nin durumundaydın. Ailen seni arayıp dön dediklerinde. Sonra siz gittiniz dışarıda nikahlanıp geldiniz.
Sonra burada yaptık her şeyi. Şimdi Sümeyye ne yapmalı? Annesi diyor ki Mustafa seni eve getirsin. İşini bulsun. Evini tutsun. Gelsin istesin her şey yerinde olsun. Sümeyye ne yapmalı yavrum? Bence gitmeli. Gittin baktın karşı taraftan bir şey görmedin o zaman. Peki sen niye gitmiyorsun? Ben gittim. Tamam sen ben niye şimdi gitmiyorsun? Ben ilk kaçtığımda gittim. Tamam, babam aradı. Şimdi de git. Çünkü yani sevmiyorsunuz birbirinize, zarar veriyorsunuz. Git sen de git. Baba sana yalvarmış burada. Sen niye gitmedin? Niye gitmek istemiyorsun? Benim çocuğum var. Tamam çocuğum var biliyorum. Ama adam sana burada yalvarmış gitmeye sensin. Olabilir. Şimdi gitmeye gelince. Ben şu anlık demiyorum. Ben ilk kaçtığımda diyorum. Şu anlığa da gelelim. İlk diyor senin durumundayken diyor Sümeyye. Ben gittim bilseydim ama bunlar gelmedi. O zaman niye kaçtın tekrardan? Niye evlendin? Ailesi gelmediği için. Ben i̇şte bunun bir hata ki olduğunu söylüyor sana. Tamam anladım. Madem eve gitmişsin ilk başta, niye evlendin? İstemeye gelmemişler, bir şey yapmamışlar. Niye evlendin? Senin de istemeye gelmediler Sümeyye. Tamam biliyorum. Ama bak, ailesinin annen, evine gitmiş. Annen, istemeye gelmemişler. İşte o da sana diyor ki, benim yaptığım hatayı yapma diyor. Annen de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, Mustafa seni eve getirsin. Gitsin bir işe girsin, ev tutsun, bir görelim diyor. Tamam biliyorum doğru söylüyor. Ama düşünmem lazım. Konuş annenle çocuğum. Konuş. Bak Sinan Bey sadece Nazar'ın babası değil Nazar'a bırak gel diyen. İşte Sümeyye'nin annesi de gel diyor. Aynen aynen. Kız çocuklarını çağırıyorlar. Havva Nur'u da çağırdılar. Allah yardımcılar olsun ne diyeyim başka diyecek bir şey yok. Az önce yayına girmeden önce yine çağırdılar mesela. Sizin mi? Beni değil. Havanur'u mu? Şimdi Havanur'a soralım. Kim çağırdı? Şimdi Ahmet aradı. Abisi. Abisi evet. İlk önce ben konuştum. Ona dedim ki ara abini konuş. Tek ben değil seni de çağırdı o. Yok. Beni devre dışı bırak. Sana dedi orada artık durmana gerek yok. Çık gel. Havanur'a soralım. Dün de dedim. Havanur'a sorun gider mi gitmez mi diye. Şimdi soralım. Abin çağırıyor. Veyahut da annen çağırıyor veyahut da tek baban çağırıyor. Tek beni çağırmıyor. Ahmet tamam. Yayına girmeden önce Havanur'a gel buraya demiş. Çocuğunu al gel mi dedi. Yok ya gelin kaynana gilde yaşayın dedi. Ben de o eve kovulduğum yere asla adım atmam dedim. Ama seni kaynananın kovma nedeni var. İkiniz de saygısızsınız. Ben dün ne dedim Seda abla? İkiniz de saygısızsınız. Ben gitmem. Havanur'u buradan dedim kimse götüremez. Ben buradan gidersem anamın evine giderim. Ben onlar o da zaten, o abin, hayır abin de zaten şu an seni orada bir düzenin olmadığı için seni annenin evine çağırıyor zaten. Benim annemin evine çağırmıyor. Ben o eve adım atmam. Hayır ama Havanur dedi. Nuriye Hanım'ın evine gitmemi söylüyor dedi. Ya annem bile gideceksin dedi ya da orada kal, mecbur orada kalacaksınız dedi. Ben de o eve adım atmam dedim. Kaç kere kovulacağım ben? Kadın haklı sizi kovmak. Çağrılan ben, teklife ne diyorsun? Kadın gitmem. Haklı be. Ev aman yok bunlar, bir şey yok. Birbirlerine saygıları yok ki. Vallahi haklı Nuriye Hanım. Seni çağırıyorlar şu an ne cevap veriyorsun sen? Bak annen, baban, abin seni çağırıyorlar. Allah Allah. Ha, dünkü sorunun cevabını istiyorsun sen bugün. Anladım. Ben bu sorunun cevabını tek istiyorum. Tek beni çağırmıyor abim. Anlamıyor mu? Ya adamlar beni tınlamıyor bile. Allah Allah. Benimle muhatap bile ne değiller. Onların muhatabı sensin. Onlar seni istiyor. Gel diyorlar. Sen gidecek misin, gitmeyecek misin? Ben o eve gitmem. Ya hadi sizin o ev değil. Gitmem. Tamam bizim ev yok. Orada bir kurulu bir düzenin yok. Tamam bak açık ben söylüyorum bak. Orada ev yok, kurulu bir düzenin yok. Gitmem. Gider misin, gitmez misin? Gitmez. Annen gelin evi olsa dahi. Şu an seni çağırıyorlar. Gider misin, gitmez misin? Giderim. Çağırıyorlar. Veyahut da onlar gelip seni götürse gider orada misin? Kalacağım, oraya giderim. Tamam, gider misin? Orada kalacağım, oraya giderim. Yani şu an gel hadi çık gel dediler. Gidiyor musun? Orada kalacağım, oraya giderim diyorum.
Ya benim sorduğum soruyu ya anlamıyor. Yok, güzel cevap veriyor. Annene gideceğimi, ölürüm de annene gitmem, annemin gitmem. Evine giderim diyor. Giderim diyor yani. Ha, şimdi abini dinleyeceksin. Evet, öyle yani diyor. Yani abini dinleyerekten yuvanı yıkacaksın, oraya gideceğim. Öyle mi? Ben bunu mu anladım? Laf anlamıyor ya. Sizin yuvanız var mı ki ya? Çok bana merak göre, ettim. Hayır, bunların bana yuvası göre var mı ya? Bana göre var. Nerede var sizin yuvanız ya? Nerede? Siz otelde kalıyorsunuz. Nerede yuvanız? Bir otelde kalıyorsun. Hani ev yok. Nerede? Yuva yok. Nerede? Vurmuyorum. Neden yok? Bilerek yapmıyorum. Neden? Onları söyle işte. Düzelecek. Düzelmiyor. Ne değişti? Düzeldi mi? Değişmedi. Değişmem. Değişmem. Değişmem diyor. Değişmem. Nereye kadar biz sizi böyle vallahi nereye kadar giderse abla? Ya? Değişmem. Nereye kadar giderse. Önce saygı çerçevesinin içerisine girecek Havanur. Ondan sonra bir düzen olacak. Benim ama ne önce, saygı gördüm sizden ya. Hayır, önce saygı çerçevesinin içine gireceğim. Ne saygısı gördüm sizden. Valla çok gördün de. Her şey yapıldı. Babam karşı, da yaptı. Televizyona karşı herkes saygılı oldu. Ahmet çok doğru söylemişti. Ahmet'i tebrik ediyorum. Havanur'un abisi Ahmet demiş ki ya gideceksin kaynananla kalacaksın ya da gideceksin annemin evine. Ama annesinin evine boşanıp çocuğunu alıp gidecek. Ayrılıp gidecek. O hı? Eve de boşandığı süreçte girebilir. Doğru. Boşanmadan giremez. Babası da öyle söyledi. Ha. Esef Bey de öyle söyledi. Ahmet'in de söyledi. Doğru. Yazın girdin de sanki temelli mi kaldın? Bir iki gün kaldın tamam. Temelli kalabilmen için senin benden boşanman lazım. O yoksa evde yaşayabilmen. Sizin evde kalmamak için onu da yaparım. Vallahi. Anayın yanında kalmamak için şey onu söyleyeyim. Da yaparım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şuradan dışarıya adım ataman. Şuradan gidip de bana boşanma davası da açaman. Bırakıp da gidemem. Emin misin? Net konuşuyorum. Misin? Bu kadar kendimden de emin olduğum kadar. Netim. Emin misin? Netim. Fazla emin olma. Net konuşuyorum. Emin sen olma. Şuradan çıkıp adım da atamazsın. Var ya abini de babanı da anneni de kenarıya bırakırsın. Tamam mı? Sen benden ömür billah dünya yıkılacak gene sen benden vazgeçemezsin. Sen kimsin ya? Net. Net o kadar. Konuşuyorum. Bu kadar da eminim. Az mı açtın? Vallahi de billahi de. Büyük yemin ediyorum. Çarpılırsın. Beni bırakın cırrı bir yere adım atamaz. Aha bu kadar da net konuşuyorum. Emin konuşuyorum. Allah çarpılırsın. Allah. Tamam yüzümü kara çıkar hadi. Sıkıntı yok. Ben net konuşuyorum bak. Ha sen bana desen bunu sen bırakıp bir yere gidemezsin de ha bu arkama bile ne bakmam. Ben de bakmam. Ama oo. Sen yapamazsın. En fazla gideceğin yer otel olur. Onda da odada beni beklersin. Sen ben kahvede oyunumu oynar gelirim ya. Odada beni beklersin. Net. Açık ve net konuşuyorum bak. Neysin sen? Bir adım atamazsın. Boşanma davası açamazsın. Emin misin? Yapamam. Emin misin? Yap da görelim hadi. Yap. Dünkünü net. Hatırlıyorsun değil mi? He? Dünkünü hatırlıyorsun değil mi? Vallahi ister ayakkabı at, ister sandalye at. Benim için fark etmiyor. Peki. Ama ben netim. Peki. Öf. Bakalım Havva Nur ne cevap verecek buna? Sümeyye. Havva Nur'la Murat konuşurken böyle anneni izliyorsun. Özledin mi? Özledim tabii ki de. Söyle buradan kendisine söyle. Anne seni özledim. Ben de özledim gel amma. Gel özlediysen çık gel. Beraber gelirsek olur. Bak Hava Nur'la Murat'ı görüyorsun orada. Evet görüyorum. Birbirine yiyorlar orada. Yapmaları hata. 3 senedir orada otururlar daha birbirlerine saygı yok sevgi yok. Saygı görmedim siz öyle ki olmayın. Saygı çıkın olsun. Gelin. Yok bizim öyle olacağımızı sen düşünmüyorum. Sen de yapacaksın Murat da yapacak adım atmıyorsunuz. Böyle evlilik sürmez Hava Nur sizinki de. Mustafa ne düşünüyorsun? Meryem Hanım dedi ki getir kızımı. Sürmezse yapacak bir şey yok. Git iş bul. Yalvaracak. Ben ederim. Tut. Evi tutarım, işi bulurum. Evet. Ama Sümeyye'yi bıraktığım gibi alabilir miyim? Neden? Bilmiyorum. Bilemem ki. Alın. Çiçeğiyle çikolatandan gelirsen alın. Kameracılar da gelecek. Herkes şahit olacak. Evet. Söz veriyor kadın ya. Getir kızımı diyor. Teslim et diyor. Sen diyor git diyor işini bul çalış. Evi tutun. Bir göreyim diyor kadın. Yani bu da bir teklif tabii. Sen, şu an babamın dediklerinin aynısını diyorlar. Evet.
Aynısı. Bak siz dün dediniz ya adım at diye. Ben adım attım, şu an sizden bekliyorum. Tamam. Düşünüp karar verelim biz. Ben sana haber veririm anne. Ben seni ararım, konuşuruz. Tamam. Düşünsün Meryem Hanımcığım. Bak, düşünsün. Hava Nur gibi olmayın. Yok, bu da bir teklif asla. Mustafa, sen de düşün. Tabii ki. Teklif, senin korkuların ne? Neden bırakırsan alamazsın bunları? Ha, dediğiniz gibi örnek de var karşımda. Yapmayanlar hala burada duruyor. Biz yaparsak durum nereye gelir bilmiyorum. İşte düşünüp bugün için. Ama elindekinden sen, de olursun Mustafa, sen, ben sana sen söyleyeyim. Sen bir adım at. Eğer Meryem'i oraya... Ondan şey, sonra bakalım. Sümeyye'yi oraya tek başına gönder. Sen dış kapıda kalırsın. Ama Sümeyye'nin annesiyle Havandur'un annesi aynı karaktere sahip değiller. Ama aynılarını benim babam da söyledi. Aynı karakter, yapı farklı, karakter farklı. Sen babam teklifini yap. Kabul ediyorsanız ikimiz birlikte geliriz. Orada gerekli yerde, gerekirse ben Niğde'de yaşarım de. Evinizin dibinde ev tutarım de. Gerekirse orada işi de orada bulurum de. Zaten orada yaşayacağız. Düzenimi de orada yaparım de. Ama diyor benim de oraya gelip orada kalma şartımla de. Bu şartını koş. Ne yani, gideceğim ben Sümeyye'yle, Sümeyye'nin evinde mi kalacağım? Tek başına gönderirsen kaybedersin. Benden ne yapacak? Eve mi girecek? Evde mi kalacak? Sümeyye'nin evinde mi kalacağım? Küvesi mi girecek? Hayır. Evde kalmayacağım. Zaten ama benim gözünün önünde olacağım. Zaten Niğde'deyiz biz de. Aynı yerdeyiz. Yani akşam yemeğine gidebilirsin. Sümeyye'nin tamam, babası görüştürüyormuş. Zaten şu an bizi bilmeyen kalmadı. Gelir çayımı içer, oturur, sohbet ederek gider. O, evet. Heh. Senin gibi değiller. Yani sana davranıldığı gibi davranmıyorlar Mustafa'ya. Bak, dışlamıyorlar. Ben oturup orada o evin içinde yemek yiyebilirim. Ama Meryem diyor ki bunu usulüyle yapalım diyor.